İş buralara kadar geldiği için üzgünüm. Babam bizi kendi menfaatlerine alet etti. Eniştem onun silahlı gücüydü. O ölünce bu gücü kaybetmemek için seni seçti. Ve beni de işine alet etti. Yoksa bilmiyor mu bizim kardeş gibi olduğumuzu? Ne dememi bekliyorsun Meral? Nişanımı atayım. Nasılsa olmayan bir nişan. Bunu yapmanın kimseye bir faydası yok. Enişten babanın silahlı gücüydü. Bu gücü istemeyenler oldu. Mesele Çakır meselesi değildi. Baban da silahın Çakır'a değil kendisine doğrultulduğunu gördü. Kim doğrulttu? Senin incinmeni istemem. Polat. Ben seni seviyorum. Abim gibi seviyorum. Ben ömrümde ilk defa aşık oldum. Maalesef babam gibi bir adama aşık oldum. Şimdi babamla sevdiğim adam arasında kaldım. Ama burada babamı tercih edecek halim yok. Çünkü o beni hiçbir zaman tercih etmedi. Etmeyecek. Bu yanlış. Olabilir. Ama bu benim tercihim. Ancak bu tercihi yaparken sana da bir hayat borçluyum. Ve asla zarar görmeni istemem. Bu nişanı bozmayı düşünüyorsan bundan ben zarar görmem. Nişan mişan hikaye Polat. Babamın sonunu getirdiler. Gemisiyle beraber babam battı. Kaptan köşkünde baban yoktu. Senin tercih ettiğin adam vardı. O da hikaye. Onun gemisi başka. Sen benim hayatımı kurtardın. Sıra bende. Git buralardan. Hemen bugün git.